Seçim sonrasında ne olacak ee, diye seçim sonrası daha yüksek faizler gelebilir dedi. Hem e, şuna cevap verin istiyorum. Faiz artış döngüsüne neden ara verildi? Seçimlerden sonra faiz artırımına gidilecek mi? E, bu arada bağlantılı olarak Mahfi İlmez'in bugün bir sosyal medya paylaşımı vardı. Diyor ki Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu. Asıl olan faiz değil enflasyonu e, önce sabit tutabilmek sonra düşürebilmek. Keşke ona uğraşsalardı diyor. Ama Erdoğan da diyor ki bu yılın sonunda düşecek. Düşecek mi? Önce öyle başlayalım. Her şeyden önce şunu <laughs> söylemek isterim aslında, Sayın Cumhurbaşkanımız çok çok iyi bir esnaf. Dolayısıyla çok iyi satıyor. Yani kendisini çok iyi pazarlıyor. Bu kendi vatandaşı enflasyona Ezdirmeme e, amacının seçimlerden sonra da devam etmesini ben şahsen e, dilerim. Ama e, biliyorsunuz ki Mehmet Bey ve bazı hmm, yandan, e, e, sektör temsilcileri, e, başkanlar e, beklenen enflasyona göre e, ücret artışlarının yapılmasını öneriyorlar. E, bu e, doğrudan e, kamu'nun zaten e, ekonomi yönteminin açıklamış olduğu bu niyet aslında başlı başına önden e, iktidarın da niyetini e, ortaya koymuş oluyor ki bunu da Sayın Cumhurbaşkanımız zaten sahiplenmişti e, bu e, yöntemi de dolayısıyla seçimlerden sonra maalesef. Ee, Cumhurbaşkanımızın söylediği ve iddia ettiği e, bu durumun gerçekleşmeyeceği yine bizzat e, resmi makamlar tarafından gündeme getirilmiş hı hı. ve kamuoyunda da tartışılmıştır defalarca. Dolayısıyla vatandaş enflasyona ezdirilecektir. Şimdi e, enflasyonun düşmesiyle ilgili meseleye geldiğimiz zaman e, sayın cumhurbaşkanı ve ekonomi e, kurmayları. Bizim e, takvim etkisi, e, baz etkisi dediğimiz bir etkiyi e, bekliyorlar. E, bu da e, bir önceki sene, 12 e, aylık kümülatif rakamlardır bu e, enflasyon rakamları yıllık düzeyde. Hı hı. E, geçen e, senenin e, sanırım... E, e, sanırım Kasım Aralık aylarında gerçekleşen %9'un üzerindeki enflasyon oranları bu hesaptan çıkacak. Ve biz otomatik olarak sadece bu teknik hesaplama yönteminden dolayı enflasyonda bir düşüş yaşayacağız. Bunu kastediyorlar gerek Mehmet Bey olsun gerekse Sayın Cumhurbaşkanımız. Ancak şöyle bir durum da var onu da ifade etmekten ifade etmek isterim. O da şu, biliyorsunuz bu işlere enflasyonla mücadeleye başladıktan sonra Mehmet Bey çeşitli takvimler önermeye başladı. Bu genellikle AKP iktidarında çok yapılan bir şeydir. Hep böyle şey verilir, tarih verilir. Sayın Nebati teslim. de veriyordu. Öyle evet. değil mi aslında? Hep yapılan 2024 şey de denildi. İşte Hı. düşecek şu olacak, bu olacak denildi. Sonra 2026 oldu. En son sanırım iki hafta önce de Mehmet Bey... Tekrar bir açıklama yaptı ve açıklamada da fiyat istikrarının 2028'de sağlanacağını söyledi. Tam da yeni seçim, genel seçimlerin yapılacağı tarihte. Dolayısıyla biz konulan hedeflerde de bir hareketlilik görüyoruz, bir fikir birliğine de erişilmediğini görüyoruz. Yani kendileri de bu konuda çok net değiller. Şimdi enflasyon e, bu kadar yüksekken neden e, faizler artmadı veya faizlerin böyle sabit tutulmasını bekliyor muyduk? Şimdi benim de içinde bulunduğum bir takım iktisatçılar aslında e, bekliyordu da olması gerekenin faiz arttırımı e, olması e, gerektiğini de itta, e, şey yapıyorlar daha artmalı yani öyle mi? E tabi e, ama şimdi bu konuda. Merkez Bankamızın bu yazılı yapmış olduğu açıklamadan da görüyoruz ki bizim gerekçemiz %6.7'lik Ocak ayı enflasyonundaki artışlardı. Merkez Bankası diyor ki o istisnai bir durumdur diyor. Zira diyor bu yıl başı olduğu için diyor ertelenen bir takım zamlar yıl başında yapıldı diyor. Vergiler arttı diyor. Onların yansımaları oldu diyor. Dolayısıyla bunun süreklilik arz edecek bir durum olmadığını biz düşünüyoruz diyor. Birinci gerekçesi dayandırdığı gerekçe bu İkincisi, biz diyor sıkılaştırma ile ilgili bir takım tedbirler aldık ama diyor bu tedbirler diyor para politikasında zaman alır diyor etkilerini görebilmek diyor. Daha o kadar bir zaman geçmedi diyor. Bu doğru e, zaman alır gerçekten 3-4 aylık bir zaman alır. Ama aynı zamanda bu e, Merkez Bankası için e, güzel bir de bahane oluyor. Çünkü tam da seçim öncesinde böyle bir bahanenin arkasına sığınmak da onlar için önemli. Şimdi bizim bir başka problem de farklı olarak düşündüğümüz Merkez Bankası ve Ekonomi Yönetimi bu enflasyonu yapısal problem olarak görmüyor. Sadece parasal bir problem olarak görüyor ve şeyle halledebileceğini sanıyor. Para Faiz, bulduğunda... Para politikasıyla Halledeceğini e, sanıyor. Oysa böyle değil. E, bu son derece de yapısal barınma krizi, gıda e, gıda e, krizi. E, bunların hepsi yapısal bir takım politikaları e, gerekli kılan şeyler ve merkez bankasının gücünü aşan e, hususlar. Hı hı. Bu e, enflasyonla ilgili kararıyla, e, faiz kararıyla ilgili açıklamalarda bir enteresan bir şey daha var. O da şu. Türkiye ekonomisi işte dışarıdan sermaye çekti, çekmeye başladığında işte güçlenen TL'nin enflasyonla mücadelede Merkez Bankası'nın elini ve ekonomi yönetiminin elini güçlendireceği söyleniyor. Yani aslında umudunu Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi umudunu TL'nin değer kazanmasına şey yapmış bağlamış. Yani Türk lirası değer kazandıkça ithalat azalacak, ithalat e, ucuzlayacak ve <laughs> o yönde maliyetler aşağı çekilecek ve e, enflasyonda da e, düşecek. Bu son derecede tehlikeli bir e, yöntemdir. Eğer bu bir e, şey aracı olarak, mücadele aracı olarak e, uygulanan e, bir şey ise son derece de tehlikelidir. Ama maalesef bu en son e, kamuoyuna açıklanan e, duyuru da bu yer almıştır açık e, bir şekilde. Biz artık biliyoruz ki güçlü TL, değer kazanmış bir TL, merkez bankasının enflasyonla mücadelesinde önemli hedeflerden e, birisidir. E, ekonomide e, kamunun e, bütçe açıkları da malumunuz. E, bu bütçe açıklarının yaratacağı e, likitite artışının da e, ekonomi yönetiminin arzuladığı sıkılaştırmanın önünde önemli bir engel olacağını düşündüğümüz için hem kredibilitenin artması hem de bu ek e, bir takım sıkılaştırmalarla. Ee, ekonominin işte enflasyonla mücadelenin güçlendirilmesini biz bekliyorduk bundan kaçındı merkez bankası tercihtir Ocak e, ayı geçti e, Şubat ayı enflasyon rakamlarını da göreceğiz dolayısıyla burada iddia edilen tezlerin ne kadar doğruyu yansıttığını e, Şubat ayı raporunda görmüş, görmüş olacağız. olacağız zaten.